peruk falan takınca tanıyamadınız tabii beni. Hayatım gördün mü? Kamuflaj nasıl işe yarıyor? Kuzular bile tanıyamadı beni. Evet. Niye kendini böyle kaynakçı durumuna soktun? Az daha kafana yiyordun ayakkabıyı ya. Erman abi ben sokakta tanınmamak için biraz. Sokakta tanınmamak için mi? İşte geçen gün sizin evde farkında olmadan canlı yayına çıktık ya. Bu iyiliğimizi de unutmayın. Bizim sayemizde biraz meşhur oldunuz. Yani bizim meşhurluğumuzdan otlandınız. Teşekkür ederim canım. Ay, bunlar da bir el alema. Hem meşhur olmak istiyorlar, kellerini yırtıyorlar. Bizim evimize gelip bizden rol çalıyorlar. Bizimle kaşık atıyorlar. Ondan sonra da havalara girip, ay biz çok ünlü olduk. İnsanların ilgisinden, alakasından sıkılıyoruz. Paparaziyeler her yerde bizi kovalıyorlar diye isyan ediyorlar. Merak etmeyin hayatım. Biz varken kimse sizi hatırlamaz bile. O gecenin starı bizdik. Yok Abiye Hanım, bizim öyle ünlü olmak neyse, falan gibi... Neyse, içeride biraz işlerim var. O yüzden bu değerli vaktimi sizinle harcayarak boşa geçirtemem. Kusura bakmayın. Ben de işe gidiyorum zaten. Seval'cığım, açsana kapıyı. Seval. Ben duymuyor musun? Yani duymuyor musun? Seval, bak elinde ağırlık var. Seval. Aman lütfen. Seval, gidin tatlım. Ay kız benim burnum ağrıyor. Seval, aç kız vallahi ağrım var ha. Seval. Sevalcığım açılsana kapıyı, halin tane bakıyorsun yüzüme. Allah'ım. Of. Beklenen deprem şu anda olsa ne kadar iyi olurdu. Seval, bak elimde yük var hayatım. Seval, Seval, lütfen. Seval ne oluyor? Seval. Aa, duymuyor musun kızım sen beni? Ay, yarım saattir zile basıyorum. Seval, niye açmıyorsun hayatım? Ay. Sen yoksa bilerek mi açmıyorsun kapıyı? Meğer sen beni görmek istemiyormuşsun, benden tiskiniyormuşsun. O yüzden açmıyormuşsun kapıyı. Ay, bir an nefesim gitti sandım ha kız. Vallahi ne kadar komik olurdu. Biliyorum hayatım, özür dilerim. Saçmaladım. Sen bana bu kadar hayranken, bana ve benim hayat tarzıma bu kadar imrenirken, beni kendine bir mentor olarak görürken benden uzak durman mümkün mü? Hayır, ben senden sıkılsam, kaçıp saklanmaya çalışsam anlayacağım. Sevalcığım, geçen geceki canlı yayından sonra lütfen kendini içine kapatma. Yapma bunu kendine. Sonuçta sen de Gökhan'da denediniz, emek harcadınız, çaba sarf ettiniz ama olmadı. Olmaz. Böyle iki günde bizim kadar çağdaş, bizim kadar mükemmel olmanız imkansız. Hayatım, biz de bu günlerimize, bu kültürel derinliğimize gelebilmek için yıllarımızı verdik. Her gece televizyon seyrettik sabırla. Netanetle her gün yeni bir tohum ektik. Sonuçta çocuk bile 11 ayda oluyor Seval. Anlıyorum. Yalnız benim acilen evden çıkmam... Söz ver bana hayatım. Ne konuda? Sen ve Gökhan 75 milyonun önünde rezil olmuş olsanız bile... ...şu anda utancınızdan benim ve beyimin yüzüne bakacak haliniz olmasa bile... ...kendinizi iç dünyanıza kapatmayacaksınız. İçinde boğulduğunuz utanç denizinden uzaklara doğru değil... ...bize doğru yüzerek kurtulmaya çalışacaksınız. Yani bizimle daha çok vakit geçirip... ...bizim tüm iyi yönlerimizi emeceksiniz. Gör bak o zaman 7-8 yıla kalmaz... ...siz de bizim kadar mükemmel ve çağdaş bir aile olabilirsiniz. Yok zaten biz o kadar... Sevalcığım lafı bile var. Üzüm üzüme baka baka kamaşır. Yalnız o lafın doğrusu... Sevalcığım, sen bu en son model buharlı elektrik süpürgesinin... ...nasıl çalıştığını biliyor musun? Ben biliyorum da sen de biliyor musun diye seni bir kontrol edeyim dedim. Ay bunu bize yarışmadan hediye ettiler bu mirenyum harikasını. Aslında plazma vereceklerdi de ben bunu tercih ettim. Biliyorsun tijyen benim için her şeyden çok daha önemli. Sonuçta emmeye geldiğimiz zaman televizyondan emebiliyoruz. Bizde tüplü var, ondan da emebiliyoruz. Ama tijyene karşı gerçekten benim çok büyük zafiyetim var. O zafiyet beni yeri geliyor hastalandırıyor, yeri geliyor dibe fırlatıyor.
hortumu bunun neresine sokuyorsun? Hadi bul bakalım Sevalcığım. Bakalım kaç dakikada bulacaksın. Ben evde paketten çıkarır çıkarmaz hemen buldum mesela. Hadi bakalım göster. Bu hortumun doğru sokulma yeri neresi? Hadi bakalım ben de kronometreyle sana zaman tutacağım. Hadi neresi doğru yeri göster. Yalnız Abiye Hanımcığım benim gerçekten çok acilen çıkmam gerekiyor. Aa nereye gideceksin kız yoksa gene gizli sevgilinden mi buluşacaksın? Hayır tabii ki Abiye Hanım. Benim gizli sevgilim falan yok. Lütfen böyle şeyler söylemeyin benim hakkımda. Ay tabiisi ben de biliyorum hayatım senin hayatında ikinci bir erkek olamayacağını. Sen öyle bir kız mısın? Yani değilim. Gülkan'ı bulduğuna şükret. İkinci bir erkeği nereden bulacaksın? Ama Gikyancığıma bir sözüm yok. İyi çocuk, efendi çocuk. Ama biraz saf cana. Yüzünden saflık akıyor adeta. Canım benim, yazık ona. Demek bir boşluğuna geldi ki seni beğendi. Bak bu yüzden kıymetini çok iyi bil Sevalcığım. Onu sakın üzme. Eğer seni bir bırakırsa gerçekten bir daha hiç evlenemezsin. Evde kalırsın, kız kurusu olur çıkarsın başımıza. Ne demişler? Aşkı bulmak değildir zor olan. Onu korklamaktır. Nasıl koruk suyunu böyle ağzına sıkarsın bir birden yüzün eşkir. Hani öyle ısırdığın an. Burandan böyle sular akar da yüzün buruşur. Bak ben böyle bir koruk dedim hemen senin yüzün buruştu. Kuru kayısı gibi oldun. İşte Sevalcığım. Aşk da böyle bir şeydir. Onu hiçbir zaman eşkitmemek gerekir. Neyse, size doyum olmaz Abiye Hanımcığım. Biliyorum canım. Ne kadar hoş sohbet bir insanım değil mi? Gerçi bazen ağzımdan seni rencide edici, seni ezici, iğneleyici, içini bürkültücü ve yargılayıcı sözler, tümgeçler çıkıyor olabilir. Ama inan bana hayatım, bunların hepsini senin her gün biraz daha ileri gitmen, bana biraz daha benzemen için söylüyorum. Evet, belki canın acıyor olabilir ama unutma, dost acık söyler. Acık mı? Yalnız Abiye Hanım, o lafın doğrusu... Yalnız gerçek dost hepsini söylemez düşüncelerinin. Acığını, birazcığını söyler ki daha fazla yerin dibine girme. Yoksa ben senin hakkında gözlemlediğim tüm gerçekleri senin yüzüne vuracak olsam... ...oo sen bir alay kendine gelemez Sevan. Çok sağ olun Abiye Hanımcığım. Siz gerçekten çok mükemmel bir insansınız. Lütfen Seval, benim bildiğim şeyleri bana söyleyip lütfen bana yalakalık yapma. Merak etme, ben bir yere gitmiyorum. Seni asla bırakmayacağım. Yalnız Abiye Hanımcığım, benim gerçekten çok acil hazırlanıp çıkmam lazım. Yoksa canlı yayına geç kalacağım. Acil hazırlanabilmen için seni hastanenin acil servisine götürelim o zaman Sevalcığım. Ay Sevalcığım, Sevalcığım, Sevalcığım. Buradayım. Her şeyi benim bir anda ne kadar patlattım espriyi gördün mü Sevalcığım? Ay, ay bana bak gerçekten fotoğraf makinesi olsa apışım kaldıydı. Canlı yayın mı? Evet, canlı yayın. Siz hala çıkmadınız mı Abiye Hanımcığım? Yok, beraber çıkarız diye şey etmiştim. İyi tamam, hadi çıkalım da canlı yayına geç kalmayalım, lütfen. Sevalcığım. Evet? Senin bu katılacağın canlı yayın nereden çıktı kuzum? Benim televizyonda çalışan bir arkadaşım var da, o ayarladı benim için. Geçen akşam televizyonda bozulan imajımı bir nebze olsun düzeltebileyim diye. Anlıyorum. Gerçekten bir nebze olması çok güzel, çok sempati, çok cici bir gelişme. Peki Gökhan bir şey demiyor mu senin bu canlı yayınlara katılmana? Ay ne desin hayatım? Tamamen destekliyor. Zaten bu fikir Gökhan'dan çıktı. Hadi aşkım dedi. Sen biraz televizyona katıl, yorum yap da insanlar senin yorumlarından birazcık aydınlansınlar dedi.
Meltem hep konuk yorumcu olarak katılacaksın. Evet. Ay ne kadar mükemmel değil mi abiyeciğim? Ya ben televizyona çıkacağım. Herkes bana hayran olacak, düşünsene. Gerçekten çok güzel, çok imrensel bir gelişme bu senin için. Senin adına sevinçten içim ürperdi Seval'cığım. Neyse. Ben de o zaman kalkayım evime gideyim de canlı yayın için hazırlama koyulayım. Siz de mi canlı yayına hazırlanacaksınız? Tabii hayatım. Dünyada bir tek seni davet etmiyorlar canlı yayınlara. Bak kendin söylüyorsun, televizyona çıkabilmek için torpil kodurdum diyorsun. Beni ise aylardır arıyorlar, yarvalıyorlar. Abiye Hanım ne olursunuz. Bir gün misafir olun programımıza da reytinglerimiz tavana çaksın diye. Aslına bakarsan ben düne kadar hiç istemiyordum öyle canlı yayınlara falan çıkmayı. Yüzümün eskimesinden çok korkuyorum Pıtırcığım. Ama bu sabah Erman çok ısrar etti. Ne olursun abiyem dedi, kırman insancıkları. Onların senin reytinglerine haddinden fazla ihtiyaçları var. Sadaka niyetine git de şunlara birkaç reyting kazandır diye yarvaldı. Ben de sana aslında bunu söylemeye gelmiştim de elektrik süpürgesiydi, hortu muydu, soku muydu falan derken kaynadı, fokurdadı. Neyse bakalım. Neyse. Seval'cığım, bakalım yarın kimin reytingi daha yüksek çıkacak? Ne demişler? El mi yaman, bel mi yaman? Hazırlanayım mı? Allah, Erman beni öldürecek. Erman beni öldürecek. Erman beni öldürecek. Hakan'cığım. Aa, hoş geldin Seval'cığım, nasılsın? İyiyim hayatım, kusura bakma geç kaldım. Biraz trafik fenaydı yine. Rica ederim, hiç önemli değil. Daha 5 dakikamız var canlı yayına. Gökhan gelmedi mi? Gel otur şöyle. Yok canım, Gökhan çalışıyor işte. Makyajını falan yaptılar değil mi? Tabii yaptılar. Otur yukarıda. Otur o zaman. İkinci konuğumuz da neredeyse gelir. O da herhalde trafiğe takıldı. Ha, bir kişi daha mı olacak? Evet ya, senden önce ona söz vermiştik. Şimdi ayıp olur diye de iptal edemedik, biliyor musun? Yo sorun değil. Benim için daha iyi zaten, tek başıma sürekli ben konuşmak istemem. Merak etme, zaten ekonomi konusunda son derece uzman profesör doktor bir hanımefendi geliyor ikinci konuk olarak. Tamam, şahaneymiş. Şu koltuğu ayarlayalım. Affedersiniz, ben canlı yayın için gelmiştim. Tam zamanda geldiniz. Aslında yarım saat erken geldim ama. Hayır efendim. Canlı yayına son 2 dakika. Öyle mi? Ben yanlış biliyormuşum demek ki. Zaten televizyon binasında kayboldum. Yarım saattir sizin stüdyonuzu arıyorum. Siz beni takip edin. Ben sizi direkt stüdyoya alacağım. Tamam, nasıl isterseniz. Bir dakika. Saç makyaj için zamanımız kalmadı yalnız. Yo, ben yaptım. Saçım makyajım tamam, geldim. Tacım kafamda kalabilir değil mi? Nasıl, anlamadım. Tacım diyorum. Yani ben bunu çok özel günlerde takıyorum. Şimdi bugün de canlı yayın benim için çok özel olduğundan. Yayın için son 30 arkadaşlar. Son 30 saniye kaldı canlı yayına. Lütfen beni takip edin. Tamam, ben zaten bu son 30'lara çok fazla tecrübeliyim. Çünkü benim evimdeki canlı yayında da hep sürekli son 30 son 30 diye bağırıyorlardı. Şunu bir şey yapabilir misiniz? Çantanızı alayım ben. Aa, yok veremem. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhaba Seval'cığım. Türk balı hey, baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk balı hey. Sevgili izleyicilerimiz, canlı yayın paranın nabzına hepiniz hoş geldiniz. Paranın nabzı mı? Hakan'cığım, bir yanlışlık var. Bugün yine çok değerli iki konuğumla birlikte hem Türkiye'de hem de dünyadaki ekonomik gelişmeleri masaya yatıracağız değerli izleyenlerimiz. Formatı değiştirince programın ismi de değişmiş demek. Stüdyo da değiştirmişsiniz çünkü bayağı bir. Yalnız paranın nabzı biraz alakasız olmuş ama içinde para kelimesinin geçmesi bile çok önemli. Çünkü para zaten hayatımızın her yerisinde var. Öyle değil mi Seval'cığım? Siz tanışıyorsunuz demek ki, öyle mi? Hakan,
reklam arasını... Tanışmaz olur muyuz Orhan Beyciğim? Yalnız efendim Orhan değil Hakan. Aa çok affedersiniz, lütfen bunu canlı yayın heyecanıma verin. Normalinde benim isim hafsalam çok kuvvetlidir. Ama böyle heyecanlanınca birden libidom düşüyor. Kafam bulanıklaşıyor. Yani bütün isimler kafamın içinde birbiriyle yer değiştiriyorlar. Benim mesela iki tane evladım var, Allah bağışlasın. Lütfen siz de deyin. Ne diyeyim? Allah bağışlasın deyin. Allah bağışlasın. Ha, ne diyordum? Benim iki tane evladım var. İkisi de gerçekten pırlanta gibi mükemmel çocuklar. Ben buradan çocuklarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Bu haddede pırlanta oldukları için. Ayrıca kendime de çok teşekkür etmek istiyorum. Bu haddede mükemmel, mükellef çocuklar yetiştirdiğim için. Mesela benim çocuklarımdan bir tanesinin ismi Arda, öbürküsününki Melody. Melody kız olan, Arda erkek olan. Ama ben bazen gerçekten Melody oğlum diyorum ya da Arda kızım diyorum. Onlar da bu duruma şaşırıyorlar tabii ki. Anne diyorlar, sen ne kadar komik, ne kadar şeker, ne kadar cici bir kadınsın. Adeta evimizin neşe kaynağısın diyorlar. Tabii buna beyim de katılıyor. Ay o da katıldığı zaman evde eğlence, dans, müzik, hırla gidiyor. Böyle coşkulu yippi diye bağırışmalar filan. Her gece ama bu her gece mi böyle olur? Her gece bu böyle ve bizim mükemmel bir evimiz var. Evet. Sevgili izleyenlerimiz. Ay. Efendim bu iki değerli konuğumu size tek tek tanıtarak vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü hem başarılarını hem de yaptıkları kariyerleri anlatmaya kalksak programımızın süresi yetmeyecek. Ama siz zaten evde ekranlarınızın başında kendilerini birebir görüyorsunuz ve tanıyorsunuz. Yalnız benim ismimin altına ev hanımı diye yazarsanız memnun olurum. Abiye kuzu üstte, ev hanımı altta şeklinde. Evet, ben ilk sorumu hemen Sevel Hanım'a sormak istiyorum. Sevel Hanım, gelişen piyasalardaki son durumu nasıl yorumluyorsunuz acaba? Yalnız Sevel Hanım, emişen piyasalar hakkında konuşmazdan önce ben bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Sevalcığım, lafını ballan keser gibi oldum. Kızmadın değil mi hayatım? Ay bunun da böyle tuhaf tuhaf hareketleri vardır. Bir şey sorarsınız, bön bön suratınıza bakar. Ay balık, balık, balık diyorum. Omega 3, 5, 8, 12 diyorum. Yok, beni de dinlemiyor. Laf da dinlemiyor. Gerçekten. Filiz, sizin yayının bitmesine ne kadar var? 45 dakika kaldı hocam. Tamam, stüdyo bana lazım da sonra. Ama bu ses... Bu ses onun sesi. Bu arada tacımı nereden aldığımı merak eden izleyicilerimiz varsa onlara da bu bilgimizi verelim. Lütfen hiçbir mağazada benim tacımı aramayın. Çünkü aynanından bulamazlar. Bu benim düğün tacım. Bunu benim halamın kızı 18 sene evvel Almanya'dan getirmişti. Ama şu an halen de Almanya'da bile üretilmiyormuş. O yüzden sevgili izleyicilerimize de bu üzücü haberi vermiş olalım. Abiye kuzu. Abiye kuzu ekonomi programında. Bu kadının ne işi var burada ya? Abiye kuzu ekonomi programı. Abiye kuzu kim hocam? Görürsün şimdi kim olduğunu. Hanımefendiciğim, siz sorunuzu sorarsanız ben de daha sonrasında Sevel Hanım'ın sorusunu soracağım. Şimdi biz burada masada sizin karşınızda böyle oturduk ya. Evet. Format olarak şimdi bizim sizi kendimize eş olarak beğenmemiz ya da sizin ikimizden birini kendinize eş olarak beğenmeniz gibi bir durum varsa eğer... Nasıl yani? Lütfen sözümü kesmeyin çünkü böyle bir şeyin olmasına imkan yok. Biz buraya yorumcu olarak geldik. Ne Seval ne de ben izdivaç gibi bir arayış içinde değiliz. Çünkü ikimiz de zaten hali hazırda evliyiz. (Gülüyor)
Yarın sabahtan itibaren bütün Türkiye bu programı konuşacak. Hanımefendi özür diliyorum ama siz neden bahsediyorsunuz? Bakın, yani... bakın köşeye sıkışınca yine benim lafımı kesip kendinizi haklı göstermeye çalışıyorsunuz. Bu şekil olmaz. Siz beni günlerdir arayıp bu programa yorumcu olarak çağırmıyor musunuz? Evet, arkadaşlar bizzat arayıp sizi çağırdılar, doğru. E ben ne yaptım? Kırmadım sizi, geldim buraya kadar. Ama bu şekil beni tuzağa düşüremezsiniz. Yok programın adını değiştirip paranın şeysi filan koyup ne Seval'ı ne de beni paranızla satın alamazsınız. Ayrıca Seval'ı bilmem ama siz benim hiç tipim değilsiniz. Hayır, Erman benim hayatımda olmasaydı bile ben hayatta sizi seçmezdim. Ama siz ikimizden birisini kendinize eş olarak seçmek zorunda kalsaydınız tabii ki beni seçerdiniz. Hanımefendi siz şimdi ekonomi profesörü... Hayır efendim, ne demek? Ne demek yani, bunu anlamak için insanın illa doktor, profesör mü olması gerekiyor? Ama siz tabii ki her aklı başında erkek gibi en güzel, en alımlı, en cilveli, en mükemmel olanımızı seçeceksiniz. Ama avcunuzu yalarsınız. Yalayın avcunuzu, görsün 75 milyon. Derken illa buralarına kadar açmak demiyorum yani. Bakın demin benim yaptığım espri, bu da bir cilvedir. Nasıl? Avcılama esprisi vardı ya. Demin izleyicilerimizle paylaştım. O da gerçekten bir cilve çeşidi.